Sektörün programı Sektör Haber'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz. SDF grubun Farmotion fabrika açılışından sizlere sesleniyoruz. Bakalım etkinliğimizde bizleri neler bekliyor? İyi seyirler. Beyler, hoş geldiniz. Thank you for coming for this special day. Bu özel güne teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. I would like to thank the presence of bugün bizi varlıklarıyla onurlandıran our esteemed dealers, değerli bayilerimize, our suppliers, business partners and financial institutions, tedarikçilerimize, partnerlerimize ve finans destekçilerimize, the journalists and the press, değerli basın mensuplarımıza, local authorities ve yerel yetkililerimize, Mr. Arslan Yurt, Gönen Governor, Gönen Kaymakamı Sayın Arslan Yurt, İlker Murat Ar, Industrial General Manager, Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sayın İlker Murat Ar, SDF Board and Top Management that came from Europe especially for this event, SDF Yönetim Kurulu ve üst yönetimize bugün bu özel buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Mr. Vittorio Carozza, SDF Honorary Chairman. Vittorio Carozza, onursal başkanımız. Mr. Aldo Carozza, SDF Chairman. Aldo Carozza, yönetim kurulu başkanımız. Mr. Ludovico Bussolati, SDF Group CEO. Ludovico Bussolati, Group CEO'su. Mr. Fabio Gagini, SDF Vice Chairman. Fabio Gagini, yönetim kurulu üyesi. And of course, the ones responsible not only for this event, but running the business every day, our beloved employees. Ve elbette sadece bu olayın değil, işin her gün yürütülmesinde sorumlu olan değerli SDP çalışanlarımız. I'm very happy to see you all here. Hepinizi burada görmekten dolayı büyük mutluluk duymaktayım. The agricultural sector is very important for Turkey. I will give some figures. Tarım sektörü Türkiye için çok önemli taşımaktadır. Sizlerle sektörümüze ait bazı önemli rakamları paylaşmak istiyorum. Turkey is among the top 10 agricultural economies in the world. Türkiye, dünyanın 10 büyük tarım ülkelerinden biridir. It's number one in Europe. Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır. The share of agricultural industry is 5.3% of the total GDP of the country. Tarım sektörünün payı ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının sadece %5.3'üdür. Share of employment 15%. Toplam istihdamdaki payı %14. On the other hand, bir başka deyişle, Turkey has a very big and old park of tractors. 48% is older than 24 years. Türkiye çok büyük ve eski bir traktör parkına sahip olup parkın %48'i 24 yaş üzeridir. 650 tractors are older than 35 years. 650 bin adet traktör 35 yaşın üzerindedir. The mechanization level is very low compared to Europe. Mekanizasyon seviyesi Avrupa'ya göre kıyasla çok düşüktür. The important point is that the agriculture sector is facing a transformation. Önemli olan husus tarım sektörü bir dönüşümle karşı karşıyadır. Our farmers are becoming more professional. Çiftçilerimiz daha profesyonel olmaya istekliler. The land consolidation is a reality. Arazilerin birleştirilmesi çok önem arz etmektedir. The horsepower of the tractor is growing, together with the demand of more sophisticated tractors. Traktörlerin beygir güçleri daha gelişmiş traktörler olan taleple birlikte her geçen gün artmaktadır. Tractors that have lower fuel consumption and tractors with lower emissions.
İstenilen traktörler daha düşük yakıt tüketimine ve daha düşük emisyona sahip olan traktörler. Few companies in our sector invested so much in Turkey like SDF made in the last 10 years. Sektörümüzde son 10 yılda SDF'nin yaptığı kadar Türkiye'ye yatırım yapan çok az firma bulunmaktadır. Here in SDF Bandırma, we are transforming plans into reality. SDF olarak burada, Bandırma'da bu hayali bugün gerçeğe dönüştürüyoruz. Today we are opening the Farm Ocean Engine Factory. Bugün Farm Ocean motor fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz. The special engines designed and produced by SDF. Tasarımı ve üretimi SDF mühendisleri tarafından gerçekleştirilen özel motorlar. Engines that are stage 5 emission level. Stage 5'e uygun, emisyon seviyesine uygun motorlar. The most advanced level in the sector, the same already used in Europe. Sektördeki en gelişmiş emisyon seviyesi ve hali hazırda Avrupa'da kullanılanlar ile birebir aynı. Engines that will be used on tractors sold in Turkey and also abroad. Yurt içi ve yurt dışına satılan traktörlerde kullanılacak motorlar. Together with the new factory is coming the localization of key components, therefore contributing to the Turkish economy. Yeni fabrika ile birlikte ana bileşenlerin yerleştirilmesi de gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkısı inanılmaz büyüktür. SDF is the company with the biggest growth in the last 10 years. SDF, sektörün son 10 yılda en fazla büyüyen şirketidir. Our roots in Turkey are very deep. Türkiye'deki köklerimiz çok derindir. Thank you again to be here with us. Burada, bugün bu özel günümüzde bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Thank you for being our partner. Together we are stronger. Ortağımız olduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü birlikte daha güçlüyüz. Thank you. Tüm SDF ailesi olarak tekrar ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Motor fabrikamızın açılışın temelinde yatan millileştirme ve yerleştirme hedefidir. Öncesinde başlayan projemiz 2 Ocak 2023 tarihinde ilk temel atılarak başlamıştır. 10 bin metrekare bu gördüğümüz fabrika alanı 11 ay içerisinde tamamlanmıştır. 11 ay içerisinde yine yapılan stok alanlarımız, CNC işleme tezgahlarının devreye alınması, takım ölçme alanımız, kalite ölçme ve ölçüm merkezimiz, Ar-Ge ofisleri ve bunun yanında 4000 metrekare pozitif basınçlandırılmış toz arındırmalı motor üretim alanı, 120 metre motor üretim hattı ve 3 adet test ünitemiz 11 ay gibi gerçekten inanılmaz bir sürede devreye alınmıştır. 2023 Eylül ayında ilk defa 6 adet CNC tezgahımız kurulma başlamış ve 3 ay içerisinde transaksıl dediğimiz şanzıman ve merkez gövde gibi döküm parçalarının yerleştirilmesi ve işlenmesi tamamlanmıştır. Motor üretim hattına son teknoloji ve yerli altını çiziyorum. Ziyaretimiz esnasında göreceksiniz. Bütün üretim hattımız %80 yerli ekipmanlarla donanmıştır. 3 tezgahımızın 2 tanesi devreye alınmış çalışmakta. Son bir test ünitemiz de 2 hafta içerisinde tamamlanacaktır. Üretilen tüm motorlar %100 performans testine tabi tutulmaktadır ki 1 Şubat 2024 tarihinde ilk numune 4 silindir motor üretilmiş ve başarıyla test edilmiştir. Şubat'ın sonuna doğru seri imalata geçilerek bugün yaklaşık 850 motor üretilmiş ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. Sizlerin de göreceğiniz üzere motor üretim prosesimiz gayet hassas ve otokontrol sistemi üzerine kurulmuştur. Her üretilen motor her noktada proses kontrolüne tabi tutulmaktadır. Hedef sıfır hata üretim. Motor üretim hattımızda İlk etapta 3 ve 4 silindir Farm Ocean kendi patentli motorumuz bildiğiniz gibi faz 5 motor üretimi yapılacaktır. Şu anda üretim kapasitemiz 18 bin motorun üzerinde olup en kısa sürede 30 bin motor üretimi sağlanacaktır. Bu ülkemiz için şu anda motor temininin çok zorluk yaşandığı bir zamanda çok büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Motor hattı üzerinde yapılan tüm işler tarafımızdan yapılmış ve yerli tedarikçiler tercih edilmiştir. Bu mutlu günümüzde biz dün
yeni bir haber aldık. Bunu da sizle paylaşmak istiyoruz. Ben onur ve gurur duydum gerçekten. Çünkü grup CEO'muz dün bize bir konudan bahsetti. Şu anda tasarımı bitmek üzere olan yüksek beygir traktörlerde kullanılan 6 silindir motorun üretimini de Bandırma fabrikamıza verecektir. Biz bu konuda gerçekten çok mutluyuz, gururluyuz. Öncelikle ülkemize hayırlı olsun. Çünkü 6 silindir faz 5 bildiğim kadarıyla şu anda ülkemizde yapılmamaktadır. Motor yerleştirmeyle ilgili bahsedersek, siz değerli tedarikçilerimizle gerekli çalışmalar yapılmış ve ilk etapta kısa süre içerisinde biz parçaları temin etmeye başlayacağız, onu söyleyeceğim. Ve %80 yerliliğe ulaştık. Ama hedefimiz %100 yerliliktir. Bundan sonraki en büyük hedefimiz, nasıl traktör ihracatına başladıysak motor ihracatına da Avrupa'ya başlamaktır. Sadece Avrupa değil, bütün dünyaya. Çünkü bugün 42 ülkeye biz traktör ihracatı yapmaktayız. Umarım motorda da bu hedeflere yurt içi ve yurt dışında ulaşacağız. Gelecek günlerde de çalışmalarımıza, yatırımlarımıza hiç durmadan hızla devam edeceğinizi bilmemizi isterim. Ayrıca biz bugün gezeceğiniz motor fabrikasında sizlerin de ülkemiz adına gurur duyacağınızı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı da huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü gezimizin güzel bir gün geçireceğini tahmin ediyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Anch'io mi associo ai ringraziamenti a tutti voi che siete qui oggi per celebrare insieme a noi un nuovo traguardo per il gruppo SDF. SDF grubu için yeni bir dönüm noktasını bizimle birlikte kutlamak üzere bugün burada bulunan herkese teşekkürlerimize ben de katılıyorum. Şubemizin büyümesini kutlamak amacıyla 2014 yılından bu yana her 5 yılda bir Türkiye'de Mayıs ayında buluşmak artık bir gelenek haline geldi. 10 yıl önce ilk yılında sadece 1000 makine üreten ilk traktör fabrikasının açılışını yapmak için yine bir araya gelmiştik. Fabrikanın genişletilmesi ve yeni yedek parça deposunun oluşturulmasını içeren yeni bir aşamayı başlatmak için 2019 yılında yeniden ziyaret ettik ve bu Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmemize olanak sağladı. Bugün Farmotion motorlarının üretimine yönelik yeni fabrikanın açılışını yapmak için tekrar buluşuyoruz. Motor yapımı başından beri daima şirketimizin DNA'sında olmuştur. Bildiğiniz gibi 1942 yılında kurulan SAME, endotermik motorlar sınırlı ortaklı anlamına geliyor. Yani dizel, içten yanmalı motorların yaratılmasına adanmıştır. Traktörün bu temel bilişinin yapısı, dünya çapında araçlarımızı her zaman karakterize eden önemli bir rekabet avantajıdır. Hikayemiz aslında çok daha uzun zamanlarda başlıyor. Neredeyse bir asır önce, 1927'de, büyük babam mühendis Francesco Cassani, kardeşi Eugenio'nun yardımıyla ilk dizel motorlardan birini bir tarım makinesine uyguladı. O tarihten bu yana şirketin geçmişi, traktörler, tarımsal hasat makineleri, otonom elektrik traktörler ve dizel motor üretiminde dünya liderlerinden birini haline gelmesini sağlayan ürünler ve teknolojik çözümlerle şekillendi. Bu gelişme ancak sizin gibi ürünlerimize ve şirketin her zaman temsil ettiği değerlere inananların desteği ve katılımı sayesinde mümkün oldu. Karşılıklı güven sayesinde yenilikçilik ve sürekli büyüme aslında sizin ve bizim için temel unsurlardır. Ağın profesyonelleşmesindeki büyümenin ve Avrupa'daki özelliklere giderek daha fazla benzeyen ve dünyada giderek daha fazla takdir edilen ürünlere olan talebin de gösterdiği gibi Türkiye uzun yıllardan beri SDF için referans ve stratejik öneme sahip bir ülke olmuştur. Misyonumuz müşteriler tarafından güvenilirlik, kalite ve performans açısından mükemmel olarak kabul edilen traktörleri, dizel motorları ve tarım makinelerini tüm dünyaya yayarak işlerini daha az yorucu ve daha verimli hale getirmelerine katkıda bulunmaktır. Ve artık burada bunları üretiyoruz. Tarım makineleri sektöründe rekabetçi kalabilmek için sürekli ve düzenli bir şekilde yatırım yapmak şarttır. Bu nedenle gelecekte de bu anlamda desteğimiz kesinlikle eksik olmayacaktır. Çünkü Türkiye'nin kendisini karakterize eden boyutları, nüfusu, kalite seviyesi nedeniyle Avrupa'da eşi benzeri olmayan çok gelişmiş bir ülkeyi temsil ettiğine, elde edilen yeteneklik ve grubumuzun değerlerine yakınlığından dolayı da biz buna gönülden inanıyoruz. Di nuovo un grazie a tutti per l'impegno profuso e ai traguardi raggiunti insieme. Sono convinto, siamo convinti che
ci incontreremo di nuovo per celebrare nuovi successi comuni qui a Bandirma. Quindi vi auguro una buona giornata e al prossimo appuntamento. Herkese bağlılıkları ve birlikte ulaştıkları hedefler için bir kez daha teşekkür ederiz. Yeni ortak başarıları kutlamak için de yine burada Bandırma'da tekrardan buluşacağımıza inanıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Vorrei unirmi ai ringraziamenti a tutti voi, concessionari, fornitori, partner, autorità locali, giornalisti e soprattutto tutti i collaboratori di SDF Turchia, perché a loro che dobbiamo il ringraziamento principale per la celebrazione che abbiamo questo giorno del nuovo reparto di produzione motori. Herkese tekrar günaydınlar. Öncelikle hepinize, yani SDF Türkiye'nin müşterilerine, bayilerine, tedarikçilerine, ortaklarına, yerel yetkililerine, gazetecilerine ve tüm işbirliklerine grubun bu yeni ve önemli yatırımını bizimle birlikte kutlamak için bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Türkiye'nin sadece yerel pazarının taleplerini karşılamasıyla değil, aynı zamanda Bandırma fabrikamızın yüksek teknolojili 45 ile 110 beygir arasında traktör tasarımı ve üretimi konusunda mükemmelliyet merkezi rolünü üstlendiği şirketimiz bünyesinde de taşıdığı stratejik önem giderek daha fazla farkına varıyoruz. Bunun pek çok nedeni var ve bu arada en önemlilerinin altını çizmek isterim. Bandırma fabrikası, Formotion motorlarına tahsis edilen yeni fabrikanın açılışıyla birlikte bugün traktör üretimi için şüphesiz ana ve temel çekirdek bileşenlerinden birini temsil eden 3, 4 ve 6 silindirli motorların şanzıman üretimine de katılıyor. Sadece yerel pazara değil, aynı zamanda performans ve getiri açısından oldukça talepkar olan yurt dışı ve özellikle Avrupa pazarına da hitap etmektedir. Ticari konumunuz, ürünlerimizin giderek daha fazla takdir edildiği bir pazarda artık ilk iki yerel üretici arasında yer almaktadır. Bu son 10 yılda %1'den %14'e çıkan pazar payımızın sürekli büyümesine kanıtlanmaktadır. Türkiye'de hala büyük bir büyüme potansiyeline sahip olacağından emin olduğumuz tarımsal mekanizasyon gelişimini öncü olarak eşlik etmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Grubumuz Bandırma serüveninin başladığı 2013 yılından bu yana SDF Türkiye'nin sermayesine yaklaşık 3,5 milyar Türk lirası, üretim altyapıları, tesislerine ve makinelerine ise 1,5 milyar Türk lirası yatırım yaptı. Burada yalnız en son önemli yatırımları hatırlatıyorum. 2019 yılında traktör fabrikasının 10.000 metrekareden 20.000 metrekareye genişletilmesi ve yeni boya fabrikasının inşaatı. Akabinde 2021 yılında traktör fabrikasının 20.000 metrekareden 4.000 metrekare daha ekleyerek 24 metrekareye genişletilmesi. Ve en son olarak da yeni Farmotion motorlarının montajı ve mekanik işletme hattını ekledik. Bu başarının nedenleri ilgili tüm oyuncuların sürekli bağlılığında yatmaktadır. Her şeyden önce sürekli katılımla şirketin büyümesini mümkün kılan çalışanlarımız, her zaman inanan ve inanmaya devam eden traktör ve yedek parça satıcılarımız, ürünlerimizin kalitesine ve güvenilirliğine inanan ve bizimle birlikte büyüyen, traktörlerimizi kullanan ve her zaman bize güvenen çiftçilerimiz ve son olarak da bizi her gün destekleyen, bize yüksek kalite standartları garanti etmeye yardımcı olan tedarikçi ağımız. Gerçekleştirdiğimizi temsil eden bu rakamlar bu projenin başarısının en açık göstergesidir. Bunların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2013 yılında 1000 adet traktör olan üretim 2023 yılında 14.000 adete çıkmıştır. Geçen yıl ciro 15 milyar lira ile son 10 yılın en yüksek zirvesine ulaştı. Ve tabii iş gücü sayımız da kat kat arttı. 2014'te sadece 100 kişi çalışırken bugün SDF Türkiye'de 600'den fazla kişi çalışıyor. Bu rakamlar bizim için geldiğimiz bir nokta değildir. İleriye daha da teşvik etmesini sağlayan sayılardır. Grazie a tutti. Giderek büyüyen Türk realitemizin SDF Grup hep daha çok temel dili haline gelen başarını kutlamak için birkaç yıl içinde daha büyük bir katılımla beraber olacağımıza eminim. Herkese teşekkürler. Prima di tutto io vorrei ringraziare. En başta herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok kişisiniz. İş birliktelikleriniz için öncelikle. I concessionari. Bizim galericiler. Sono la colonna portante della nostra attività. Ürünlerimizi satanlar sadece Türkiye değil tabii, bu bütün dünya için geçerli. I fornitori. Tedarikçilerimiz. Le banche, so che ci sono anche le banche. Bankalar, onlar da var biliyorum. Giornalisti, gazetecilerimiz,
Parlate di noi il più possibile sui giornali di categoria. Bizden ilgili gazetelerde konuşabildiğiniz kadar konuşun. E le autorità locali anche. Ve yerel meclisler. Cosa devo dire oggi? Ne demem lazım? Non ho preparato nessun discorso. Herhangi bir şey hazırlamadım. Sono venuto in Turchia a vedere l'inaugurazione di questa nuova fabbrica. Bu yeni fabrikanın açılışı için Türkiye'ye geldim. E sapevo che i nostri collaboratori avrebbero fatto un buon lavoro. Ve ortaklarımızın zaten iyi bir iş çıkaracağına eminim. Ma quello che ho visto oggi è di più, è un ottimo lavoro. Bugün gördüğüm ise daha fazla, gerçekten mükemmel bir iş. Questa è una fabbrica di motori, di trattori bellissimi. Bu gerçekten çok güzel bir traktör ve makine fabrikası. E a volte si parla delle fabbriche in modo molto tecnico, diciamo così, e di efficienza. Bazen fabrikalardan sadece çok teknik konuşuluyor, sadece üretimiyle alakalı. Io credo invece che a questi due termini si debba aggiungere oggi anche la bellezza. Bunların ikisine yeni bir tane kelime daha eklemek lazım. Bu da güzelliğiyle alakalı olsun. E perché dico bellezza per il posto di lavoro? Perché chi ci passa 8 ore al giorno, se lavora in un posto bello, lavora meglio. Neden güzelliğinden bahsediyorum? Çünkü güzel bir yerde çalışırlarsa, şayet 8 saat çalışanlar daha güzel çalışırlar, daha mutlu olurlar. Non solo, ma migliora anche la qualità istintivamente. Ve içlerinden gelen daha iyi çalışma arzusu da ve ürüne de yansıyor. E quindi io devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. Dolayısıyla buna katkıda bulunan herkese gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Come avete sentito, noi siamo in Turchia da molti, molti anni. Duyduğunuz üzere biz senelerden beri, çok fazla seneden beri Türkiye'deyiz. E forse non tutti sanno che l'inizio non è stato positivo. Ve biliyorsunuzdur belki en başlangıçta o kadar da pozitif değildi. Abbiamo dovuto passare attraverso momenti difficili e anche perdendo molto denaro. Zaman içerisinde tabii zor vakitlerden geçtik. Epey para da kaybettik aslında. Ma non c'è mai venuta meno la voglia di restare in Turchia, di diventare turchi. Ama kesinlikle daha az bir isteğimiz ortaya çıkmadı kalmaya dair. Daha da çok kalmak için ve daha Türk olmak için burada kaldık. Uno si può chiedere ma perché in Turchia? Birisi sorabilir acaba neden Türkiye? Beh, voi dovete sapere che in Italia si coltivano 10 milioni di ettari in Italia. Siz bilmeniz gerek tabii. İtalya'da 10 milyon hektar üretim yapılıyor. In Francia 22. Fransa'da 22. In Turchia 30. Türkiye'de 30. Quindi la Turchia lo è e lo diventerà sempre di più un granaio non solo d'Europa ma del mondo anche. Dolayısıyla Türkiye hep daha fazla sadece Türkiye'nin değil dünyanın da bir nevi deposu olacak. E quindi l'agricoltura che è già molto importante. Zaten tarım ki çok önemli zaten. Oggi mi pare che il 17% della popolazione turca sia impiegata in agricoltura. Ve sanırım Türk çalışanların %17'si tarım sektöründe. Ma l'agricoltura diventerà ancora più importante in futuro. Tarım gelecekte daha da önemli olacak mutlaka. E il numero di persone impiegate in agricoltura diminuirà. Ve tarımda çalışanların sayısı da azalacak. Ma ci saranno dei fenomeni nuovi come sono già avvenuti. Ve yeni fenomenler gerçekleşecek zaten olan bazı dünyanın kısımlarında. Le aziende agricole diventeranno più grandi. Bu tarım firmaları daha büyük olacaklar. La potenza delle macchine agricole aumenterà. Tabii ki tarım araçlarının önemi artacak. E quindi il valore prodotto dal mondo agricolo aumenterà. Dolayısıyla bu makinelerin ürettiği kar, daha doğrusu kazançlar da artacak. Questo è per quello che noi crediamo alla Turchia. Come per la verità crediamo alla Cina dove siamo presenti. Biz bu yüzden Türkiye'ye inanıyoruz. Aynı zamanda Çin'e de ve orada da varız, oraya da inanıyoruz. Ci sono almeno nella nostra mente, nella mia mente, tre grandi paesi dove dobbiamo esserci. Benim en azından aklımda üç tane büyük ülke var olmamız mutlaka gereken. La Turchia. Türkiye. La Cina. Çin.
e il Kazakistan. Ve Kazakistan. Ecco, e noi stiamo lavorando fortemente su queste tre aree. Ve biz bu üç alan üzerinde gerçekten ciddi çalışıyoruz. Che forniranno da mangiare a tutto il mondo. Ve bütün dünyaya da yemek verecekler. Ecco. Questo quadro poi chiudo brevemente. Questa fabbrica di motori, 3-4 e fra poco 6 cilindri. Bu 3-4-6 yakında da silindirli olacak olan fabrika. È diventata strategica per il nostro gruppo. Bizim grubumuz için gerçekten stratejik oldu. Perché ci dà l'indipendenza. Çünkü bağımsızlığımızı sağlıyor. Nella fabbricazione dei nostri prodotti. Üretimlerimizi gerçekleştirmekte gerçekten bağımsızlığımızı sağlıyor. Non solo, ma noi vorremmo che il marchio Farmotion sadece değil tabii de Farmotion markamız ad altri fornitori di trattori in Turchia. Başka Türkiye'de traktör tedarikçilerinde de satılmasını düşünüyoruz, isteriz. Ecco, quindi secondo me stiamo mi sento contento oggi di essere qui con voi. Burada özellikle bugün sizle olmaktan gerçekten mutluyum. Ecco il terzo e ultimo punto che non è il meno importante. Sonuncusu, üçüncüsü ama en az önemlisi değil. Sono gli uomini. Sadece erkekler. Senza uomini non si fa niente. Erkekler de olmadan olmaz. Uomini intende, uomini. Questi signori qua intorno a noi. İnsanlar, evet, aramızdaki bireyler. Bireyler olmadan olmaz. E in particolare vorrei citare gli impiegati e gli operai, la rappresentanza degli operai che mi fa molto piacere sapere che non sono qui con noi. Ve özellikle de operatörlerimiz, çalışanlarımızın tümünü de kapsıyoruz tabii. Operatörlerimizin de burada olmasına çok mutluyum. Ecco, per finire, vista la bellezza anche di questa realizzazione, io vorrei ringraziare per nome anche chi l'ha creata, chi l'ha realizzata. Bu güzellikleri için teşekkür etmiştim ama isimleri de söylemek isterim gerçekten. Il signor Cameli. Cameli beyefendi. Che è capo di tutta la baracca. Bütün bu hangarın, öyle söylüyor kendileri, başkanı. Il signor Mehmet, dov'è signor? Mehmet Bey. Poi l'ultimo che ho difficoltà a dire il nome. En son ismini belki zor söyleyeceğim ama. Gökhan Produksiyonu, Gökhan. Gökhan, üretim. Gökhan Bey. Gökhan Bey. Se avete qualche problema sui trattori rivolgetevi a lui. Traktörlerde herhangi bir probleminiz varsa beyefendiye danışın. Grazie. Çok teşekkürler. Şunu yapıyorum. Sarıkaya bakalım. Çapını ölçüyorsunuz takımın.
bilgileri boyun ölçüyorsunuz, tezgahı hazırlıyorsunuz. Mesela bu dolap açıyorsunuz. Şimdi mesela bunlar ERP sistemi dediğimiz sisteme bağlı. Bunlar kesin üç dedim, üçler. Bunlar her takıma tezgahı bağlı. Bunlar mı bağlı? Bunlar kesin üçler. Yani parçayı kesen insert dedim. Bunlar yurt dışı firmalar var alıyoruz. Metremitli üretiyor. Benzer bunlar her şey yerli olan varsa alıyoruz. Matkapları yani. Yerli olan her şey alıyoruz Sayın Öder Bey. Değerli izleyiciler, güzel etkinliğimize, röportajlarımızla birlikte devam ediyoruz efendim. Şimdi yanımızda Mehmet Uzunköprü var. SDF Türkiye Ticari Müdürümüz ve aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz bizlerle birlikte. Yanımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de yeni motor fabrikamıza hoş geldiniz. Bizleri gerçekten sevindirdiniz bu özel günde bizimle beraber olmakta. Evet. Hoş bulduk. Bu güzel etkinliği gerçekten bizler de izleyicilerimizle paylaştığımız için gerçekten çok mutluyuz. Sizleri bir tanımak isteriz, SDF firmasını tanımak isteriz. Evet. Tabii günün aslında önemli konusu nedir? Fabrikamızın, Formation fabrikamızın açılışı, açılışla ilgili sizlerden bilgi almak isteriz. Tabii şöyle bir fabrikamıza gezelim. Tabii ki. SDF Grup dünyanın bence Ar-Ge anlamında, mühendislik anlamındaki en büyük gruplarından bir tanesi ki ilk dizel motoru traktöre takan, ilk çift çekeri bulan firma. Bu anlamda Türkiye'ye 2013 yılında geldiler ve biz buna liderlik ettik. Ekibimizle beraber her yıl daha üzerine koya koya büyüttük ve inançlarını da topladık. Ve en son biz birçok yatırıma da imza attık bu arada. 4E modelimiz, 5E modelimiz Türkiye'de üretimi yapılıyor ve dünyaya satılıyor. Bununla beraber en son tabii 20 yıldır sektörün konuştuğu bir konu motor üretimi. Euro 5 motora geçiş. Açıkçası 20 yıl uzun bir süre biz arkadaşlar kararı verdik ve 11 ayda motor fabrikasını Türkiye'ye kazandırdık. İçinde bulunduğumuz bu tesisi, binası 10 bin metrekare, bütün makine tesisatıyla, inşaatıyla beraber 11 ay gibi bir sürede bitirdik ve şu anda 800. üretimi yapıyoruz. Yani üretim de başlamış durumda. Bu anlamda şunu söyleyeyim, 3 silindir, 4 silindir ve bugün yönetim kurulunun aldığı kararla beraber stratejik öneme sahip 6 silindirli traktör motoru burada bu tesislerde ve Türkiye'de. İlk diyebilir miyiz bunun? Tabii ki ilk. Türkiye'de bir ilk. Ve bu 6 silindirle beraber bizim üretim kapasitemiz normalde 18 binken 30 bine çıkacak ve bunu yurt dışına ihracat olarak da gerçekleştireceğiz. Bu anlamda bence hem Türk sanayisi hem Türk çiftçisi, Türk tarımı çok büyük bir değer kazandı. Bu yatırımlarla beraber şu anda 10 milyar TL'ye ulaştı yatırımımız. Ve şunu söyleyeyim, sadece bu bir inancın, başarının ve büyük bir çabanın sonucu. Çünkü hem bayilerimiz, hem çiftçilerimiz, hem çalışanlarımız, yani bu markaya gönül veren herkes her yıl yeni bir başarıya imza atıyor. Ve bence çok önemli olan şey bu. Evet, başarabilmek ve başardığını da söyleyebilmek. Bu anlamda biz şunu söylüyoruz. Başardık bu tesisi, bu motoru, Farmotion motorlarını Türk çiftçisine, Türk topraklarına kazandırdık. Bence çok stratejik bir başarı. Hem ülkemiz adına aslında hem de Türkiye tarımı adına gerçekten mükemmel, çok önemli bir konu diyebiliriz bununla ilgili. Tabii yani bu güzel coğrafyada, bu güzel nasıl denir efendim yani... Hem toprağıyla, hem coğrafyasıyla, hem insanıyla gerçekten çok zengin bir ülkeyiz. Evet, bu ülkeye kesinlikle yatırım yapan firmalar gerçekten tamamıyla yani, karşılığını alıyorlar. Kesinlikle. Ben yani şöyle diyeyim, 30 yıldan fazla oldu bu sektörde. Şunu söylemek istiyorum. Bizim gibi bir firma daha çıkmadı. Yani biz fabrika yapacağız dedik, fabrika yaptık. Fabrikayı büyüteceğiz, fabrikayı büyüttük. Kapasiteyi artıracağız, artırdık. Yeni modeller, yeni modeller. Şanzıman üretimini yapacağız dedik. 2018'den beri şanzıman üretiyoruz. Şimdi motor dedik, motoru yapıyoruz.
Şöyle söyleyeyim. Herkes yerlilikte geri giderken biz daha ileriye gidiyoruz. Şu andaki hedef %90 yerlilik ve biz %90 yerlilikle Türk topraklarına, Türk tarımına, Türk çiftçisine mükemmel ve bence son derece stratejik bir değer katmış olduk. Şunu söylemekte fayda var. Evet, çiftçi zor kazanıyor, markalara gönül veriyor. Biz de elimizden geldiği kadar onların bu sevgisine, onlarla olan işbirlikliğimizi daha da kuvvetlendirmek için yatırımlara devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben Mehmet Bey. Bu güzel organizasyonda bizleri de ağırladınız. Bu güzel organizasyonu aslında bizler de izleyicilerimizle paylaştık. Evet. Onlar da bizlere eşlik ettiler. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Son kez şunu söyleyeyim. Evet, bu mükemmel tesis bizim kadar onların, Türk çiftçisinin. En kısa zamanda hem fabrikamıza hem de motor fabrikamıza çiftçilerimizi davet etmeye başlayacağız. Onlar da mutlaka burayı gördüğünde gerçekten ne kadar büyük bir değer kattığımızı anlayacaklar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Balıkesir'den, Gönen'den SDF Grubun Farmotion fabrika açılışını sizler için ekranlarınıza taşıdık. Böylelikle programımıza da noktayı koymuş olduk efendim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın, hoşça kalın.